Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamdü senalar yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz önderimize. Yüce Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Değerli kardeşlerim. Zaman yüce yaratıcının bize en büyük emaneti, üzerimizdeki en büyük nimetidir. Zaman bize emanettir. Mekan bize emanettir içerisinde yaşadığımız bütün zamanlardan sorumluyuz. Nerede olursak olalım, bütün mekanlardan ve orada yaptığımız hal hareketlerden yine sorumluyuz. Onun için Müslüman İbnül Vakittir. Zamanın çocuğudur. Vaktin evladıdır. Bu şu demektir. Zamanı emanet ve nimet olarak görmek ve zamanı en güzel şekilde değerlendirmek onu dolu dolu yaşamaktır. O yaşadığımız zamanlardan sorulacağımıza göre Rabbimize o zamanı bize nimet ve emanet olarak veren yüce yaratıcımıza verebileceğimiz cevaplarımız olmalıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir suremizin adı Dehir. Bir suremizin adı Asr suresidir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde Yüce Allah zamana yemin eder, zamanın dilimlerine yemin eder, söz gelimi, geceye yemin eder, fecir vaktine, tan yeri ağardığı zamana yemin eder, subuh, sabah vaktine yemin eder, duha, kuşluk vaktine yemin eder. Ve Yüce Allah pek çok ayetlerde, hem geceye hem gündüze dikkatlerimizi çeker. İnne nâşiete leyl hiye eşed vat'an ve akvam buyurur. Gece bir başkadır gece neşvesi, bir başkadır gece ibadeti, bir başkadır gece sohbeti, gece okuması daha etkili, daha kalıcı. Onun için Müslümanın hayatında geceler şarj fırsatlarıdır dolum zamanlarıdır. Müslüman kendisine bahşedilmiş olan zamanın bütün dilimlerini bu bilinç, bu şuurda yaşamaya gayret eder. Çünkü yaşadığımız, geride bıraktığımız zamanlar yarın hesap gününde bizim için ya yüz ağartıcı anlar ya pişmanlık, nedamet duyacağımız zamanlar olacaktır. Ve zaman geçip gittikten sonra bir daha geri gelmeyecektir. Çünkü su gibi akıp gitmektedir zaman. Onun için söz sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde, yeni güneşin doğuşuyla beraber gelen her gün insanoğluna şöyle seslenir. Önemli olan insanın günün zamanın bu seslenişini duymasıdır. Bu seslenişte alacağı mesajı dersi almasıdır. Şöyle der yeni her gün insana: Ey insan, ben yeni bir günüm. Sana emanet ve nimet olarak gelmişim ve ben güneşin batışıyla beraber senden ayrılacağım. Bir daha kıyamete kadar da geri gelmeyeceğim. Ey insan, ben senin şahidinim. Ben de yapacaklarının tanığıyım. Ona göre dikkatli ol. Beni en güzel şekilde değerlendir. Değerli kardeşlerim, işte mübarek geceler deriz, mübarek günler deriz, mübarek aylar deriz, mübarek ömürler deriz. Peki hiç düşündük mü? Günleri, geceleri, ayları, ömürleri mübarek kılan nedir? Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki zaman, zamanın asıl sahibi yaratıcısı olan Yüce Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda geçirilirse mübarek olur. Zaman tebarak teyadel celal ve ikram dediğimiz şanın ne yücedir Allah'ım. Ne mübarektir senin şanın Allah'ım. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim. Sen ne mübareksin dediğimiz bereket kaynağı yüce Allah'la irtibatlı geçerse anlamlıdır değerlidir, mübarektir. Cennette pişmanlık olmayacak ama cennetliklerin geriye döndükleri zaman, geriye dönüp baktıkları zaman söyleyecekleri pişmanlık sayılabilecek tek yegane cümleleri şu olacakmış. Keşke Rabbimizden uzak, ayrı gayrı geçirdiğimiz anları da Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda geçirseydik de o değerlendiremediğimiz zamanları da değerlendirseydik, salih amellerle dolu dolu geçirseydik de cennetteki makamlarımız ali, daha yüce, daha yüksek yerler olsaydı. Onun için elbette son pişmanlık fayda vermeyecektir. İşte sizden birine ölüm gelip çattığı zaman o insan artık ahiret yolculuğunun başladığını anladığı için Rabbim bana bir müddet daha süre tanı. Beni bir süreye kadar daha yaşat da bak sana nasıl kulluk edecekmişim. Nasıl ibadet taatta bulunacakmışım. Nasıl hayır hasenatlarda bulunacakmışım göstereyim. Değişini Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde yüce Rabbimiz bize önceden hatırlatır, haber verir, uyarır. Aslında bu ayetleri okudukça bu durumlara düşmemek için düşmeden önce almamız gerekli olan tedbirleri almamız gerekiyor. Onun için zaman bizim kültürümüzde el vakt aziz, vakit azizdir. Bazıları vakit nakittir derler. Hayır, vakit para değildir. Vakit paradan nakitten çok daha kıymetlidir. Siz hiçbir zaman geçirdiğiniz zamanı para ile satın alamazsınız. Ne kadar variye sahibi olsanız bile o Variyetlerle giden zamanı geri almanız mümkün değildir. Geçirdiğiniz gençliği, milyarları sarf etseniz geri getirebilir misiniz? Geçirdiğiniz bir günü tekrar geriye döndürebilir misiniz? Mümkün değil. Onun için vakit nakit değildir. Vakit azizdir. Ama vaktin aziz olması bir adı da El Aziz olan Celle Celalü yüce Rabbimizle irtibatlı geçirmekle mümkün olacaktır. Bu yüzden bizim kültürümüzde insanlarımız Allah'la Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda geçirilmeyen ömürlerini ömürlerinden saymazlarmış. Diyelim ki hayatında cahiliye dönemi olan kimseler o cahiliye dönemleri 5 sene ise, 10 sene ise, 20 sene ise, 30 sene ise onu ömürlerinden çıkarırlar ve yaşlarından saymazlarmış. Söz gelimi 70 yaşında bir kimse 50 senesi cahiliye günahlar içerisinde geçmişse kendisine sorulduğu zaman kaç yaşındasın diye bu soruya işte 20 yaşındayım, 15 yaşındayım, 5 yaşındayım diye cevap verir. Saçın sakalın ağarmış sen nasıl 10 yaşında, 15 yaşında olabilirsin denildiğinde de benim geride kalan şu kadar yılım Allah'tan ayrı geçti. İslami ölçülerden uzak günahlar içerisinde geçti. Günahlar içerisinde geçen ömrü ömür mü sayarım ben? Onlar ömürden sayılmaz ki diye cevap verirlermiş. Elbette bu duruma düşmemek için Allah'ın bize verdiği o zamanı, vaktin bilincine ererek en güzel şekilde değerlendirmek, bunun için gayret ve çaba göstermek gerekir. Onun için bizim inancımızda vakit bilinci son derece önemlidir. Bütün ibadetler vakit ruknu başlar. Aslında namazın es-salatu li vaktiha Allah'a en sevimli gelen amel vaktinde kılınan namazdır buyururken Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve namaz namazın şartlarından dışındaki rükünlerinden birisi olarak vakit sayılırken işte bu vakit bilincini sahibine kazandırmak hedeflenmiştir. Biz namazlarımızı vakitlerinde kılarak kendimizi o vakti değerlendirmeye hazırlarız. Vakit bilincini tazeleriz. Vakit şuuru içerisinde bir hayat yaşarız. Bu yüzden de bizim kültürümüzde randevüler, buluşma anları namaz vakitlerine göre belirlenir. Eskiler İnşallah sabah namazını eda ettikten sonra dersimize başlayalım. İnşallah falan gün öğle namazından sonra buluşalım. İnşallah filan gün yatsı namazından sonra sizi ziyarete geleceğiz. Ya da akşam namazından sonra yemeğe buyurun şeklinde buluşma anları, buluşma zamanları namaz vakitlerine göre belirlenirmiş. Müslümanın bugünkü şartlarda, bugünkü dünyada eğer cep telefonu vakit sayacı olarak kurulacaksa ya da saati kurulacaksa yedi güne uygun olarak namaz vakitlerine göre kurulur. Cumartesi, pazar mesai yapmayan, dünyevi işleri olmayan kimseler bile mutlaka saatlerini cumartesi günü de, pazar günü de, tatil günlerinde de namaz vaktine kalkacak şekilde belirlerler. Çünkü Müslüman hayatı, Namazına göre, namaz vakitlerine göre programlayan kimsedir. Bu sadece namaz için söz konusu değil, diğer ibadetlerde de diyelim ki zekat ibadeti vakitli bir ibadettir. Hac ibadeti belli vakitlerde yapılan bir ibadettir. Zaten haccın da temel şartlarından birisi olan mikat kelimesi vakitle aynı kökten gelir. Kurban Senenin belli günlerinde yapılan bir ibadettir. Mübarek günler, geceler, bayramlar hep vakit bilincini hatırlatırlar bize. Yine ahde vefa en temel ahlaki değerlerimizdendir. Sözünün eri olma, vadinde durma, taahhüt etmiş olduğu ahdi yerine getirme bunlar hep vakitle alakalı olan şeylerdir. Öyleyse kardeşlerim Vakit bize yüce yaratıcının emanetidir. Bütün dilimleriyle zaman bizde Allah'ın en önemli, en değerli nimetidir. Çünkü biz o zamanda yapacağımız, gerçekleştireceğimiz kullukla Allah katında değerli olacağız. Onun için zamanın her anını aziz bilelim, her anını kıymetli bilelim ve anı değerlendirelim ki Rabbimiz katında değerimiz artsın. Ahirette de pişmanlık ve nedamet duymayanlardan olalım. Vakit bilinci içerisinde yaşayanlara, vakti aziz kılanlara, zamanın bütün dilimlerini en güzel emelleri ve amelleri için kullananlara ne mutlu. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.